Olay şu. Bir kere sokakları karıştırmak mı istiyorlardan ziyade bir rahatsızlık oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu şimdi bakalım, inceleyelim. Türkiye'de her şey güllük gülistanlık değil. Böyle bir ülkede yaşamıyoruz. Zaten yaşadığımız coğrafya buna müsaade dünyada etmiyor. Dünyada da değil zaten. Dünyada da değil. Yani dünyada şu anda bir demokrasi adası, bir huzur adası, bir işte mükemmel ülke dediğimiz bir ülke yok. Evet. Altına çizelim. Yani bu Amerika mıdır? Bu bilmem işte Honolulu mudur? Bu Çin midir? Japonya mıdır? Ya da işte Rusya mıdır? Yok, öyle bir ülke yok dünyada şu anda. Bir sorun var. Bütün dünyanın yaşadığı bir sorun var. O sorunu Türkiye'de yaşıyor. Ekonomik anlamda yaşıyor. Sağlık alanında kaynıyor. Yaşıyoruz. Bakın, tam kaynıyor. Yani bizim coğrafyamız da kaynıyor. Dolayısıyla biz bu kaynamanın içindeyiz. Yapacağımız bütün analizleri buna göre yapalım. Şimdi bakalım. Ekonomik söylentiler ve çizilen karamsar bir tablo. Az önce ifade ettik. Millet aç. Esnaf dükkan açamıyor. İflas var, şu var, bu var. Bir gerçeklik var. Ekonomide sorunlar yaşandığının zaten hiç kimse karşıt bir şey söylemiyor. Hayır, ekonomi evet, çok güzel. İşte dolar 1 lira diyen yok zaten. Ancak bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bütün dünya şu anda bir küçülme yaşıyor. Amerikan ekonomisi dünyada hiç olmadığı kadar büyük bir krizle karşı karşıya. Örneğin Türkiye'de de tabii ki sıkıntılar var ama ekonomik söylentiler, bilmem kim işte bilmem kaç ton altın kaçırmış, Cumhurbaşkanı zevki sefa içerisinde bilmem saraylarda yaşıyormuş, vatandaş açmış, böyle söylentiler sosyal medyada. Bakınız, bu en çok zaten sosyal medyada yer alıyor ve enformasyon kirliliği dediğimiz şey de bunu tetikliyor. Kurumlardaki provokatörler, her şeyi FETÖ'ye bağlamayacağım. Ama FETÖ çok etkili ve gizlenmiş elemanları var. Anadolu Ajansı'nın en son işte o muhabir meselesinde, bakın FETÖ'cüdür değildir. Ben onu bilmem. O devletin kurumlarının yapacağı soruşturmayla ortaya çıkacak. Ben onu bilmem. Ama şöyle bir gerçek var. Devlet kurumlarının içerisinde öyle bazı kripto şahıslar var ki, olmayacak anda çıkıyorlar ve şak diye operasyonu yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Başıma geleni söyleyeyim. Bir problemle ilgili emniyete gidiyorum. Emniyete bir şikayetimi belirtiyorum. Diyorum ki böyle böyle bir sıkıntılı bir durum var. Bir organize suç örgütüyle ilgili bir görüşme yapıyorum. Sene 2015. Diyor ki bana oradaki yetkili, ya sen boş ver bunları, onlar işini yapar diyor. Allah Allah, ben şaşırıyorum. Ben bir gazeteciyim ve bu konuyu konuştuğum şey üst düzey bir polis efendim şefi. Ondan sonra bana diyor ki bu bahsettiğin şahıslar yan odada, gel senin yanına götüreyim. Allah Allah, ben daha da şaşırıyorum. Ya benim ne işim var şikayet ettiğim şahıslarla yüz yüze. Değil mi? Şimdi işin ilgincine geleyim, fazla uzatmayayım. Bu şahıs, bir de bakıyorum ki meğerse FETÖ'cüymüş. Ben bunu 15 Temmuz'dan sonra öğreniyorum. Yurt dışına kaçmış bir de yani. Demek ki üst düzey FETÖ'cüymüş benim konuştuğum adam. İlginç. İşte böyle provokatörler var ve şu anda hepsi hazır bekliyor. Tıpkı Karlov suikastini iyi hatırlayalım. Orada da yine neler yapmaya çalıştıklarını, yani Karlov'un basın toplantısını canlı vermeye çalışmalarından tutun da, demek ki oradaki suikast öyle planlanmış. Bu çok önemli bir detaydır. Vatandaşı tahrik eden muhalefet. Şimdi bu da şöyle, Meral Hanım'ın yaptıkları ortada. Ben geçen gün, Cuma günü akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattım. Kemal Bey daha yeni PKK'ya destek söylemleri yaptıktan sonra şehit cenazesine gidiyor. Şimdi Meral Hanım Erdoğan'a Netanyahu diyor, Erdoğan'ın memleketine gidiyor. Şimdi öyle bir şey ki, ve orada yaşananlar. Bakın, ben kimseyi suçlamaya çalışmıyorum. Yani Meral Hanım şudur budur, Kemal Bey şudur budur değil. Sadece bu tahrikin neden olduğunu soruyorum. Şimdi bu işin tabii bir güvenlik boyutu var, bir siyasi boyutu var. Evet. Bir miktar konuştuk acı yakışıklı. Şimdi işin güvenlik boyutuna hani baktığımız zaman çok vahim de bir tablo var aslında, öyle değil mi? Yani şimdi verdiğiniz iki örnek
hakikaten birbiriyle çok örtüşen bir örnek. Şimdi bir lideri suçluyorsunuz. Hem de yani bunu yanlış anlamasın izleyiciler. Her işin bir ahlakı vardır. Hı hı. Siyasetinde, ticaretinde, insan ilişkilerinin de bir ahlakı olması lazım. Şimdi İsrail orada masum insanların üzerine, ki hiç cinsiyete, kadın, çoluk çocuk hiç fark etmiyor, hepsinin üzerine bomba yağdırıyor. Katlediyor insanları. Adeta soykırım yapıyor. Ve dünyada bu soykırıma karşı en güçlü sesi çıkaran lideri, o soykırımı emrini veren Netanyahu ile bir tutuyorsun. Yani içerik hiç... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.